İnternette mutlaka donan keçi veya bayılan keçi şeklinde paylaşılan paylaşımları görmüşsünüzdür. Bu keçiler üzerlerine doğru hızlıca yürüyecek olursanız, bir top fırlatacak olursanız, hatta üzerine çıktıkları salıncak hafifçe sallanacak olsa bile dona kalıp bayılıyorlar. İlk etapta bazılarına komik gelebilecek olan bu davranış aslında çok ilginç bir nedenden kaynaklanıyor. Bu konuda bana bugüne kadar birçok soru geldi. Nasıl oluyor da evrimsel süreçte böyle bir özellik avantajlı konuma geçmiş olabilir? Nasıl böyle bir özellik evrimleşmiş olabilir diye. Gelin bu videoda bayılan keçilere ve neden bayıldıklarına bir bakış atalım. Öncelikle evrim ağacında çektiğimiz videoları, internet sitemizde yaptığımız geliştirmeleri ve internet sitemizde yayınladığımız yazıları mümkün kılan, bütün çalışmalarımızın daha da iyi olacak biçimde gelişmesini sağlayan ekranda gördüğünüz bu harika destekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Eğer onların destekleri olmasaydı, Evrim Ağacı son 10 yılda yaptığı gibi Türkiye'ye bilim anlatıcılığı yapmayı asla sürdüremezdi. Eğer siz de maddi destekçilerimiz arasına katılmak ve gücümüze güç katmak isterseniz Patreon, Kreosus veya YouTube üzerinden destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Şimdi bakalım bu bayılan keçiler neden bayılıyorlar? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu baygınlık hali sürekli bir hal değil. Aslında 5 ila 20 saniye arasında geçiyor, sonrasında keçiler ayağa kalkıyorlar ve genellikle korktukları için, o bayılmalarına neden olan bir unsur olduğu için oradan kaçarak uzaklaşıyorlar. Ancak bayılma sonrasında da kaslarında ağrı ve yürümede bir miktar zorluk çekebiliyorlar. Fakat bu genellikle koşmalarına engel olacak veya ortamdan uzaklaşmalarına engel olacak düzeyde değil. Şunu da söylemek gerekiyor. Bütün keçiler bu bayılma davranışını sergilemiyorlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yetiştirilen belli bir keçi soy hattından gelen keçilerde bu durumu görüyoruz. Tennessee keçileri olarak da anılan keçilerde bu davranışa neden olan hastalığın adı Myotonia congenita ya da kısmen Türkçeleştirilmiş ismiyle kalıtsal miyotoni ya da tonik spazm isimli genetik bir hastalık. CLCN1 ya da CLCN1 geninde meydana gelen eksik otozomal baskın veya çekinik olarak aktarılan bir mutasyon sonucunda oluşan bu hastalık sadece keçilerde değil, diğer birçok hayvan türünde de ve dolayısıyla insanlarda da görülüyor. Yani bu anlık olarak donma ve bayılma davranışını gösteren insanlar da var. Örneğin ekrandaki videodan da görebileceğiniz gibi insanlarda bunu tetikleyen tek unsur korku refleksleri değil. Aynı zamanda kişinin yaptığı ani ve zorlayıcı hareketler de bayılmayı getirebiliyor. Tıpkı keçilerde olduğu gibi bu kişilerde de kaslar sert bir şekilde kasılıyor ve titriyor. Yani spazm geçiriyorlar. Bu kişiler aynı zamanda yutkunmakta zorluk çekiyorlar, boğulduklarını hissediyorlar, tekrar eden hareketlerde zorlanıyorlar, durmaksızın düşüyorlar ve ağlama sonrasında gözlerini açmakta zorlanıyorlar. Bu hastalığa sebep olan mutasyonu taşıyan bireylerin hücrelerinde, hücre zarında bulunan klor kanallarında bozulma yaşanıyor. Buna bağlı olarak bu insanların hücrelerindeki klor geçirgenliği azalıyor ve bir kez uyarıldıklarında klor geçirgenlikleri azaldığı için art arta gelen aksiyon potansiyellerine, yani sinir atımlarına düzgün olmayan bir biçimde cevap veriyorlar ve kontrolsüz biçimde kasılıyorlar. Ancak bu sadece kaslarla ilgili bir durum olduğu için insanlarda veya keçilerde bu durum yaşanırken genellikle bilinç veya hafıza kaybı yaşanmıyor. Daha ziyade geçici olarak felç geçiriyorlar. Peki böyle bir özellik nasıl ve neden evrimleşmiş olabilir? Çünkü bir hayvan korktuğu zaman düşüp bayılacaksa o hayvanın avcısından kaçma ihtimali yok denecek kadar az. Dolayısıyla doğal seçilim, doğal ortamda bu tür bir özelliği elerdi, öyle değil mi? Kesinlikle doğru. Öncelikle şuna bir bakalım. Normalde hayvanlar aleminde tehditle karşılaşıldığında 3 temel tepkinin verildiğini görüyoruz. Don, kaç veya savaş. Bu 3 tepki bir arada verilebileceği gibi tekil olarak da verilebiliyor. Don tepkisini en güzel gördüğümüz yerlerden bir tanesi yola fırlayan bir geyiğin arabanın farlarını gördüğü anda dona kalması. Şimdi diyeceksiniz ne kadar saçma bir davranış. Yani dona kalmak da tıpkı keçinin düşüp bayılması kadar tehlikeli. Aslında bir an önce kaçsa geyik kurtulabilir. Evet, normal olmayan durumlarda zaten bu tuhaf bir davranış. Çünkü zaten geyikler arabalardan kaçacak biçimde evrimleşmiş hayvanlar değiller. Dolayısıyla araba örneği çok güzel bir örnek değil donma tepkisini anlamak için. Şöyle düşünün, bir ortamdasınız
ve avlanmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz besin bulmaya çalışıyorsunuz ve bir avcının geçtiğini gördünüz. Şimdi burada kaçmaya çalışacak olsanız veya savaşmaya kalkacak olsanız ikisi de anlık olarak donma tepkisinden daha tehlikeli. Neden? Ses çıkaracaksınız ve gereksiz olarak kaçmak zorunda kalacaksınız veya savaşmak zorunda kalacaksınız ve enerji harcayacaksınız. Ama donma tepkisini sergileyecek olursanız belki avcı sizi görmeyebilir ve böylelikle o bir anlık donmanız sayesinde avcı geçip gidecek ve fazladan enerji harcamanıza gerek kalmadan hayatınızı kurtarmış olacaksınız. Diğer ikisi daha bariz. Donma tepkisi geçtikten sonra, artık donarak hayatta kalamayacağınız anlaşıldıktan sonra ya savaşmak zorundasınız ya sıvışmak zorundasınız. Şimdi bu düşüp bayılma tepkisi don tepkisine birazcık benziyor aslında ama ikisi arasında hiçbir ilişki yok. Çünkü bu keçilerde gördüğümüz, bu Tennessee keçilerindeki soy hattında gördüğümüz durum doğal seçilim yoluyla değil, yapay seçilim yoluyla, yani insan eliyle evrimleştirilmiş bir özellik. Doğadaki vahşi keçilerin hiçbirinde böyle bir davranış görmüyoruz. Bu da yapay seçilim yoluyla evrimleştirilen hayvanların ne kadar sıra dışı, ne kadar anormal özellikler evrimleştirebileceklerinin en ilginç örneklerinden bir tanesi. Zaten köpeklerin evriminden düşünün. Bunu daha önce detaylıca anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz o videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ancak belli bir süre doğal seçilimle işleyen köpek İnsan dostluğu bir noktadan sonra, günümüzden yaklaşık 2-3 asır öncesinde, yapay seçilim ağırlıklı bir evrimsel sürece döndü. Biz köpekleri istediğimiz özelliklerine göre seçmeye başladık ama bunu yaparken doğal süreçleri çok fazlasıyla es geçtiğimiz için birçok hastalığın bu yeni köpek soy hatlarında birikmesine neden olduk. Dolayısıyla günümüzdeki köpek çeşitlerinin neredeyse hepsinde hastalıklar var. Hem de ölümcül hastalıklar. İşte keçilerde olan durum da bu. Bu tonik spazm insanların ilgisini çekmiş olacak ki çok ufak uyaranların olduğu durumda bile dona kalarak bayılan keçileri birbiriyle çiftleşmek suretiyle bu zararlı mutasyonun nesiller içerisinde birikmesini insanlar sağladı. Örneğin bu keçilerin ilk evrimleştiği zamanın, yani bu kadar yaygın bir şekilde popülasyon içerisinde bu özelliğin görüldüğü zamanın 1900'lü yılların başlarına dayandığı düşünülüyor. Yani öyle on binlerce yıllık bir geçmişe sahip bir evrim değil bu. İşte bu durum yapay seçilimin bize ne kadar büyük bir sorumluluk yüklediğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Örneğin yapay seçilim yapmanın en etkili yollarından bir tanesi birbiriyle çok yakın akraba olan hayvanları birbiriyle çiftleştirmek. Ama insan popülasyonundan da bildiğimiz gibi yakın akrabaların çiftleşmesi sonrasında zararlı mutasyonların taşıyıcısı olan bireyler çiftleşeceği için yavrularda o zararlı ama çekinik olan mutasyonlar bir araya gelebilir ve bu yavrular hastalıklı doğabilirler. Ve bizler sırf yapay seçilim yoluyla belli hayvanların belli özelliklerini arttırmak istediğimizde İster istemez bu zararlı özelliklerin de popülasyon içerisinde artmasına neden oluyoruz. Dolayısıyla yapay seçilim uygulayacaksak bunu hem bilimin ışığında hem de etik kuralların ışığında yapmamız gerekiyor. Ama işte bunun sınırları nedir? Hangi noktaya kadar sürdürebiliriz? Hangi noktadan sonra artık sınırları aşmış oluruz? Bunlar tabii ki çok tartışmalı konular ve ben sizlerin de ne düşündüğünü merak ediyorum. Dolayısıyla lütfen bu konuda düşündüklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umuyorum ki bu size düşünecek ilginç bir konu verebilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.